Estetikten modaya, güzellikten sağlığa, kısacası yaşama dair her şey Yeliz Akay'la Sabah Keyfi'nde. Yeliz Akay'la Sabah Keyfi devam ediyor. Seni beni yaradanın aşkına da kurban. Söyle kara bağrım delindi. Gazeline 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 Yaylam senin hiç gelmez mi güzeline güzel Hani yaylam, hani senin ey ezelin ey Ezelin ey, ezelin ey Tek hatı gezdiğim mi
hocam, ne kadar güzel okudun. Nasıl seslendirdin? İşte Erzurum, Van, Erciş. Değil mi? Tabii ki yani. Şimdi biraz önce dedik ki hani Rumuz ismi, evet, göz rengi, evet. Ela gözlü. Yeliz'cim göz rengim diyor, göz rengimi Rumuz olarak kullanıyorum diyor. Hollanda'dan bizleri izliyorlarmış. Tüm gurbetçi Türklerimize, gurbetçilerimize Hollanda'ya selamlar olsun. İsmim Hande yazmış. Hande Hanım, teşekkürlerimizi gönderelim. Selamlar olsun sizlere. Değerli abimden ve Elif Hanım'dan, Elazığ'ım ben bu elden gidersem türküsünü istemiş. Dinleyebilir miyiz diyor. Ela gözlü Hande Hanım göndermiş. Herhalde dinler tabii ki. Değerli arkadaşım Yaşar Sarıkaya, şu anda sizleri izliyoruz. Harika görünüyorsunuz. Yeliz Hanım kolay gelsin. İyi yayınlar demiş. Saray Nur abla ile Naci Bey göndermiş. Naci Altın. Selamlarımızı gönderelim. Naci Bey, Saray abla, istek türküleriniz varsa sizlerden de alabiliriz şöyle canlı performansıyla. Naci bu türküyü seviyor. Naci Bey'e gitsin o zaman. Saray Nur'a da gitsin değil mi? Şöyle tutabilirim. Ela gözlüm el bu elden gidersen, ela gözlüm el bu elden gidersen, zülfü perişanım kal melul melul, kal melul melul, keremet aklında tıkarma beni, ala göz yaşını sil melul melul, keremet aklında tıkarma beni, ala göz yaşını sil melul melul. Karacaoğlan der ki ölüp ölünce, Karacaoğlan der ki ölüp ölünce, ben de güzel sevdim kendi halimce, kendi halimce, varıp gurbetele asıl olunca, dostlardan haberim al melul melul, varıp gurbetele asıl olunca, dostlardan haberim al melul melul. Canlı canlı al melul melul. Şöyle SMS'ler böyle yağıyor hakikaten. İkinize de şöyle bir nasıl? Hocam el mikrofonuyla şöyle konuşalım. Kulaklığımızda problem var herhalde. Şöyle bir SMS'lerimize bakalım. Kirmem istenmiş hocam sizden. Yaşar Sarıkaya'dan. Evet. Tokat'tan gelmiş. Sevgi Hanım göndermiş. Mahzuni Şerif'in kirmemi istemiş hocam sizden. Beni öldürdün isteniyor. Tokat'tan yine. Ama ismini yazmamış değerli izleyicim. Güvenme, malın var mı diye, evet, okumuştuk. O değerli izleyicimize gitsin. Şöyle bir SMS'lerimize bakıyoruz. Fanlar, hayranlar uykularda herhalde. Uykulardalar mı?
Fanlardan, hayranlardan SMS bekliyoruz. Yaşar Kaya, Sarıkaya sevenlerden, Elif Asya sevenlerinden SMS bekliyoruz. Canlı canlı, canlı saz performansıyla, canlı saz melodileriyle efendim. Bunun için ne yapıyoruz? Büyük harflerle şöyle ekini yazıyoruz, boşluk bırakıyoruz, mesajımızı yazıyoruz. Adımızı, soyadımızı, elimizi ve telefon numaramızı yazdıktan sonra 39-29'a gönderiyoruz. Hocam, siz bu arada böyle bir tıkandınız, şöyle bir... Fazla yemiyorum ben. Çünkü zaten seste problem var. Bir de yersek iyice problem olur. Kulaklıkta problem var. Değil mi? Kulaklıkta yani... kulaklıkta problem mi var arkadaşlar? Tamam. Şu normal konuşabilir iyi. Herhalde. Ha, tamam normal, şimdi tamam, iyi. Tamam. Tamam bunu tamam. Alabiliriz. Tamam. Hocam bağlamayı hakikaten konuşturuyorsunuz. Estağfurullah. Yok, gerçekten çok güzel çalıyorsunuz. Kendim için çalıyorum. Nasıl öğrendiniz? Böyle bir merak, ilgi ya da çalabildiğiniz başka bir enstrüman var mı? Ben çok küçük yaşta bir aşk yaşadım yani. Daha ilkokul 3. sınıftayken. O aşk sizi sanatçı yaptı. O aşk size yazdırdı. O aşk size söyletti. O aşk şimdi, size öğretti. Bağlama ki. Çalmasını bak bak. Şimdi işte bilmiyoruz ki aşkın ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece camdan cama bakışıyoruz. İlkokulda hem de. Tabii ilkokul 3. sınıf yani. Ve unutamadınız herhalde. Yani bilmiyorum unutuldu. Ama o anılar güzel anılardı sadece. Anı olarak kaldı yani. Çünkü o zaman aşk... Kadın, erkek, evlilik bunları bilemiyorsun yani. Daha sonra işte ilkokulu bitirdim. Arif Sağ hocam gelmişti bize Erzincan'a. Çok güzel. Bana Erzincan'da ilk sazımı Sayın Hocam Arif Sağ almıştı. Hiç unutmuyorum. Ben de gece yataktan kalkıyordum. Pencerelerimiz karşı karşıya olduğu için dolabın içinde oturuyordum, saz çalıyordum. Annem kalkıyor rahmetlik beni dövüyordu. Sazı duyurmak istiyordum karşıya. Ha, karşı tarafa eski tabii aşkınızla. Yani, tabii yani. Ha bağlamayla. Ne kadar edepli yaşanıyormuş değil mi? Tabii. Elifciğim aşklar hani sevgiler, sevdalar değil mi? Zaten aşklar o zaman vardı. İşte o türkülerde o zamanlar yazıldı. Yani, edepli aşklar. Yani tabii. Şimdi sevgiler. Çok hızlı tüketilince alışveriş olunca türkülerde böyle bir ay sonra unutuluyor işte içeriksiz. Yani şimdiki zamanda olsa değil mi hocam? Katılacaksınız bana. Gidilir, söylenir, şimdiki, hoşlanıyorum, beğeniyorum ama siz ne kadar edepli. Bakın, karşı tarafa sazla duyuruyor. Ki. Hani ya seviyorum. Şimdiki hani. Aşklar nasıl biliyor musun? Günü kurtaran türküler var ya. Evet. Aynı onlara benziyor. Yani hani sabah bir sanatçı kalkıp koştu akşama kadar meşhurdu akşam beşten sonra bitti ya. Aşklar da aynı bir dakika öyle miymiş hocam? Tabii aynen öyle. Yani. Kim o sanatçılar Türkiye'de? Söylemeyelim isim söylemeyelim. Şimdi bana şey gibi ne derlerdi? Sormam lazım yani öğrenmem lazım. Nasıl hocam akşama kadar beşe kadar ünlü mü oluyorlar? Yani, sonra yok sabah erken kalkmış işte 5-6 gibi bir eser yapmış. Evet. Koşmaya başlamış bir kamerada peşine düşmüş bunu görüntülemiş. Ya böyle bir klip vardı da hiciv yapıyor şu an. Yani 5'te bitiyor bu. Ertesi gün yok çünkü günlük yani günü kurtarma. Şimdiki aşklar da öyle yani. Sadece işte o gördüğü an aşığım falan şu bu. Ama ötesi yok. Yürek yok çünkü yürek. Yüreği olmayan insan hiçbir şey üretemez yani. Değil mi hocam? Şimdi her şey buna dayanmış. Hiçbir şey çalmaz. Yüreğiyle konuşan kimse yok doğru. Yani. Peki hocam ilkokul aşkınızdan bahsettiniz. Evet. İlkokul aşkım bana bağlama öğretti. Bağlamaya karşı bir ilgim oldu ve bağlamanın sesiyle, melodisiyle hani sevdiğimi edebimden dolayı diyorsunuz tabii çünkü. Ki, tabii o sevdiğimi. Peki sonraki yıllarda derinden yaşadığınız bir aşktır. Bir beste yaptırdı mı size? Tabii ki işte yani çok bestelerim var benim. Yani TRT'de de var türkülerim. Piyasada sanatçı arkadaşlarımın okuduğu türküler. Ama ben genelde türkülerimi aşkla falan şey yapmadım. Birleştirmedim yani. Aşk olarak değil de böyle daha sosyal içerikli o şekilde yaptım yani. Daha çok böyle yörelere de hitap eden, yöreleri de tanıtan, yöreleri de anlatan değil mi hocam? Kesinlikle. Ya çektiğim acıları dile getirdim ben. Yani insanların çektiği acıları yani. Sosyal. Çünkü bir sanatçı halkın yüreği olmalı bence. Yani halkın yaşadığı sıkıntıları dile getirmeli. Halktan aldığı o güzellikleri halka yansıtmalı yani. Yoksa işte seni seviyorum, kalk gidelim canım, cicim böyle şeyler tek yapmacık geliyor bana. Tek kişilik değil mi? Aslında üstadlık da aslında buradan başlıyor, buradan bilmiyorum geçiyor değil yani. Mi hocam? Bireysel tek kişinin bir yaşadığı duygu değildi aslında. Tabii ki yani. Toplumun genelle acılarını, genel mutluluklarını sadece acılarını değil, kesinlikle. Genel hasretlerini dile getiren türküler ve
o türküyü seslendiren sanatçılar halkın gönlünde de zaten taht kuruyorlar. İşte o yüzden de eski türkülerde böyle dağlar, turnalar, yollar çok sık geçmiş ya. Değil mi? Yani sistemlerini onlara yapmışlar. Şimdi benim programlarımda, sahne programlarımda genelde baktığın zaman 30 yaşın altında çok insan az bulursun yani. Bende çok ağır dinleyici vardır. Ben dinleti yaparım yani. Hmm. Elif de biliyor bunu. Hı hı. Ben dinleti yaparım. Yani ben şimdi 20 yaşındaki çocuğa ne okurum ama sadece kendimi kandırırım yani. Onu mutlu ederim. Ben kendimi kandırırım yani. Zevk almam. Yani benim karşımda dinleyecek insan ağır şey. Biraz önce okuduğum mesele iki tane birbirine bağlantı bir şey. Evet, çok güzel. Bunları yani bunları dinleyen insanlar yani. Aslında hocam çok fazla tabii 20 yaşındaki bir insanın o sizin seslendirdiğiniz güçlü yorumunuzla böyle bütünleştirdiğiniz Türkiye'ye baktığında hissettiği şeyler çok farklıdır. Değil mi Elifciğim? Ama 30 yaşındaki, 40 yaşındaki bir insanın hissiyatı çok başkadır, çok farklıdır değil mi? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bakın Çorlu'da Muzaffer Doğan abim var. İzliyorsa buradan sevgiler göndereyim. Çorlu'na sevgiler. Kendisi. Hı hı. Onun 7 yaşındaki kızı İsabet Amel'in televizyon programını izliyor. Hı-hı. Babası izletiyor. Hı-hı. Kız müptelası oluyor biliyor musun? 7 yaşındaki bir kız diyor ki, baba diyor, Yaşar amca ne güzel türküler söylüyordun. Ve programın ezberlemiş gününü o hatırlatıyor aileye. Bugün Yaşar amcanın diyor programı var. Hocam biz de öyle. Benim babam bağlama çalar. Hani nacizane çalmaya çalışır daha doğrusu. Biz diz çökerdik böyle önünde. O bağlamanın tellerini akort yapardı hocam. Akort yapardı. Bastırırdı böyle baba hadi uykumuz geldi. Ben 5-6 yaşında. Babam yeni yeni öğreniyor. Elektro sazımız da var. Biz Neşet Ertaş'ın, Mahsuni Şerif'in türküleriyle büyüdük. Yani masal diye bizler dinlerdik. Biraz da aslında yetiştiriliş tarzıyla Türk halk müziği çok severim. Ha, bu anlamda da şey diyorum. Hani bu neslin genci değiliz bizler. Yani Türk halk müziği, Türk sanat müziği. Vallahi gençlik bence yanlış yönlendiriliyor gibi geliyor bana yani. Gençlik yanlış yönlendiriliyor. Kültürel anlamda bilmiyorum ama ben öyle görüyorum. Hı hı. Çünkü herkes bir şeye sahip çıkıyor görünüyor ama değil, öyle değil yani. Ben onu görmüyorum yani, o gerçeği görmüyorum. Hocam basının, yerel basının, görsel basının da tabii bu ki, anlamda etkileri var bu anlamda. Kesinlikle. Tamam. Rejiden arkadaşlar uyarı bir tanıtıcı reklamımız varmış. Bunları konuşacağız hocam. Basının da çok önemli payı var değil mi? Kesinlikle. Bir şeyleri, değerli olan şeyleri halka gösterebilmek için yazılı ve görsel basının ne yapılması gerekiyor? Halk müziğini, üstatları ya da usta türküleri toplumun genel duygularına hitap eden, toplumun genel acılarını, sızılarını anlatan türküleri nasıl halka sunabiliriz? Bunları konuşacağız hocam. Sevgili izleyenler, kısacık bir tanıtıcı reklamımız var. Sadece bir dakika. Bir dakika sonra bizler buradayız. Estetikten modaya, güzellikten sağlığa, kısacası yaşama dair her şey Yeliz Akay'la Sabah Keyfi'nde. Yeliz Akay'la Sabah Keyfi devam edecek. Küçükçekmece Belediyesi'nden büyük organizasyon. Umuda birlikte varız. Engelliler, kimsesizler, öksüz ve yetimler, kimsesiz ev kadınları. Umut yolculuğunda Küçükçekmece Belediyesi yanınızda. Sunum Dilek Ağacı, Yeliz Akay ve Şoray Uzun. Sanatçılar Aydın Aydın, Bedirhan Gökçe, Belkıs Akkale, Berdan Mardini, Çılgın Sedat, Dilek Şimşek, Ercan Tapur, Havin, İzzet Altınmeşe, Latif Doğan, Maral, Metin Şentürk, Nevzat Soydan, Seyhan Güler, Songül Karlı, Uğur Arslan, Yağız Yeliz ve Rafet Duman. Tarih 23 Şubat 2012, Perşembe saat 19'da Küçükçekmece Nikah Sarayı'nda. Umuda birlikte varız. Sevgili izleyenler, şimdi sizlere EPA tüy yok edici setimizden bahsetmek istiyorum. Ama ilk önce uyarıyorum. EPA tüy dökücü ya da azaltıcı değildir. Tüy yok edicidir. Hanımlar ve beyler, istenmeyen tüyler vardır değil mi? Ah bu tüyler bir daha çıkmasa ne güzel olur.
keşke istenmeyen tüylerimizden tamamen kurtulsak diye hep böyle hayal ederiz. Evet, hayalimiz gerçek oldu. Artık EPA var. EPA tüy yok edici setimizle sizler istenmeyen tüylere, kıllara bir ömür boyu veda edebiliyorsunuz. Hanımlar, şimdiye kadar tıraşlama, çekme, ağda gibi yöntemlerle sadece geçici olarak istenmeyen tüylerden kurtuluyordunuz. Ama artık EPA ile kalıcı olarak, bakın altını çiziyorum, bir ömür boyu istenmeyen tüylerden, kıllardan kurtulacaksınız. Evet, mesela hangi bölgedeki tüyler var, hangi bölgede kıllanmalar var? Koltuk altı bölgesindeki istenmeyen tüylerden. Yine bunun dışında genital bölgedeki istenmeyen tüylerden. Bikini bölgesindeki istenmeyen tüylerden. Ve bacak bölgesindeki istenmeyen tüylerden. Yani aklınıza ne geliyorsa, vücudunuzun neresinde istenmeyen tüyler, kıllar varsa EPA tüy yok edici setimizi kullanın ve istenmeyen tüylere, kıllara bir ömür boyu veda edin. Tabii bayanlar diyoruz ama sadece bayanlar değil. Tabii ki. Erkekler de kullanabilir. Çünkü erkek arkadaşlarımız da çok şikayetçi vücudundaki tüylerden. Mesela erkeklerde yine aynı koltuk altı bölgesindeki tüylerden, kıllardan. Bunun dışında yine sırt, omuz, boyun, elmacık kemiği, yanak üstü dediğimiz. Yani hem erkeklerde hem de bayanlarda istenmeyen tüyler var. Varsa neden bir ömür boyu istenmeyen tüylerle, kıllarla yaşayasınız ki? Bugün lazer epilasyon merkezlerine gidip milyarlarca lira para ödemeden EPA tüy yok edici setimizle siz de istenmeyen tüylere, kıllara bir ömür boyu veda yani edin. Ahmet Bey, kısaca şunu söyleyebiliriz ki 5 dakika içerisinde hem zamandan hem de paranızdan, evet, tasarruf ederek istenmeyen tüylerinizden, kıllarınızdan bir ömür boyunca kurtulabiliyorsunuz. Zahmetsiz. Zahmetsiz. Tonlarca para ödemeden. Aynen. Yani EPA'yı kullanacaksınız, bir daha oradan tüy çıkmayacak. Mesela örnek verelim. Mesela elinizin üstünde, el üstünde tüy var değil mi? EPA'yı el üstüne uygulayın. 3 seans. Bir daha oradan tüy, kıl çıkmıyor. Bir de en güzel olanı ne biliyor musunuz? Tamamıyla bitkisel ya. Tamamen bitkisel ve değil mi? Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olması da çok güvenilir. Yani bütün cilt tiplerine uygun, hiçbir tahribat yapmadan herkes gönül rahatıyla kullanabilir. Bakanlıkça onaylı. Biz onay veriyoruz. Kesinlikle. Çok da büyük bir kampanyamız var. Evet, bayanlar ve baylar. Evet, hanımlar ve beyler. Siz, özellikle hanımlar, koltuk altı, genital, bikini, bacak, erkeklerde de omuz, boyun, ense, sırt, elmacık kemiği. Evet, hanımlar ve beyler, daha ne duruyorsunuz? İstenmeyen tüylerden, kıllardan kurtulmanın zamanı geldi. EPA tüy yok edici setimiz Türkiye'de ilk ve tek tüy yok edici settir. Azaltıcı, dökücü değildir. Tüy yok edicidir. Şimdi EPA'nın fiyatı ne kadar? Normalde fiyatı 109 lira. Ancak bir kampanya yapacağız. 5 dakikalık bir kampanya yapacağız. Ve 5 dakika süre vereceğim sizlere. 5 dakika içinde hattımızı düşürürseniz 109 lira yerine 69 liraya sahip olacaksınız. Yalnız orası olmadı. 5 dakikalık değil. 10 dakikalık bir kampanya yapıyoruz. 10 dakika içerisinde arayan tüm izleyenlerimiz 109 yerine bir de ne? Kargo KDV'yi Ahmet Bey, Allah razı olsun, ödüyor. Yapmayın. Bütün külfetini Ahmet Bey ödeyecek. Sizler sadece 69 TL ödeyeceksiniz. Peki. Bu da bizim güzelliğimiz olsun. Tamam, peki, öyle yapalım. 10 dakika içinde hattımızı düşürürseniz 109 lira yerine 69 liraya alıyorsunuz. Kargo ücreti, bütün masraflar bize ait. 10 dakika kampanya süresini başlatıyorum. 4, 3, 2, 1 ve şu anda 10 dakikalık kampanya süreniz başladı. 0212 433
75-55. Estetikten modaya, güzellikten sağlığa, kısacası yaşama dair her şey Yeliz Akay'la Sabah Keyfi'nde. Yeliz Akay'la Sabah Keyfi devam ediyor. Evet sevgili seyirciler, programımıza kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Nerede kalmıştık hocam? Basında kalmıştık. Evet. Türkülerin hani pop müziği, arabesk müzik, fantazi müzik ama Türk halk müziği. Basın ne derece önem veriyor? Yerel basın, görsel basın? Vallahi şu anda şunu söyleyeyim ben. Tabii ki görsel basının bunda çok önemi var. Hı-hı. Özellikle mesela bir Ekin TV ve Ekin TV formatındaki kanallara baktığın zaman sadece kültürel anlamda türkü, bol bol türkü çalınıyor. Yani Anadolu'nun sesini duyuruyor. Tabii. Ama diğer ulusal dediğimiz kanallarda ben izlemiyorum açıkçası. Sadece bir haber programı olursa izliyorum. Sadece ülkedeki birilerinin aşklarını anlatıyor. Birilerinin aşklarını anlatıyor. Yani yok bilmem kim kimden boşandı, kimden ne. Bunlar bu ülke için çok önemli değil. Sonra onların bu ülkeyle bence bir işi de olmamalı yani. İşte bu sadece gençliğe kötü bir yansıma. Yani basın halka her şeyi duyuran. Tabii ki yani kesinlikle yani. Birçok şeyin öncülüğünü yapan, birçok şeyin sesi olan basının bu anlamda duyarlı olması gerekiyor. Yol kenarında değil mi? Garibin açlıktan öldüğünü yazmıyor ama burada işte bilmem kim kimden evlendi. Hı-hı. Akşam boşandı da sabah nasıl buldu kocayı, bunu da şimdi şaşırıyorum. Yani evet. Enteresan bir şey. Özellikle de ben sevgili Timur Lenkcam'a buradan sevgiler gönderiyorum. Bence mesaj atarsanız evet, çok SMS göndersin SMS Sayın Hocam. SMS gönderin. Evet. SMS göndermenizi istiyorum. Bol bol SMS almak kanal, istiyorum. Bak kanalı aramışlar. Bak kanalı aramışlar tabii. Kanaldan. Efendim SMS bekliyoruz. SMS gönderiniz ki canlı performansıyla Yaşar Sarıkaya'da sizler için söylesin. Sizler bu için çok... bağlamayı konuştursun. Bunun için ne yapıyoruz? Büyük harflerle Ekin yazıyoruz. Boşluk bırakıyoruz. Adımızı, soyadımızı, elimizi, telefon numaramızı yazdıktan sonra 39-29'a gönderiyoruz öyle kanalları arayıp da telefonla bile istek türküleri istemek yok efendim. Yukarıdan. İzin vermiyorum. SMS göndermeniz gerekiyor. Çok talihsizce evet. Hareketler bunlar. Evet üzücü olmasın. Durumlar. Evet. Şimdi tanıtıcı reklamımızın arasında bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında sanatçılarımızı, değerli insanlarımızı, destek olan insanlarımızı bir araya getiriyoruz. Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu onların destekleriyle bir organizasyon yapıyoruz. Sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Engelliler adına tekerlekli sandalye ve kulaklık işitme cihazı kampanyası başlattık. Bundan önce 2-3 ay öncesinde Veli Efendi Hipodromu'nda böyle bir şey tasarlanmıştı. Böyle bir organizasyon yapılmıştı. Ünlü isimler, sanatçı dostlarımız, sanatçılarımız bizlerle birlikte oldular. O güne o engelli kardeşlerimize, çocuklarımıza destek oldular, moral oldular güzel şarkılarıyla. Sizleri de Perşembe günü İnşallah. İnşallah. Bekliyoruz. Tabii İnşallah ki. Güzel şarkılarınızla. Bir şey söylemek istedin Elif'ciğim. Bunu da paylaşmanı istiyorum. Şimdi bunlar aslında anlatılmaz ama hani bazen de böyle madem söz hakkı verildi basından da bahsediyoruz. Evet. Biz, işte basın dedik onunla. Evet. Burada bir sanatçının ne kadar ünlü olduğunun hiçbir önemi yok. Oradaki o sosyal sorumluluk projesine gönüllü olarak katılan ve mesaisini harcayan insanlara gerekli saygının duyulmadığından şikayetçiyim ben. Yaşar abiyle biz bunları çok yaptık. Yaşlılar için yaptık, otistik çocuklar için yaptık, okumaya muhtaç çocuklar için yaptık. Ne kadar güzel. Evet. Ama ne oluyor? Bir ünlü geliyor mesela. Benim henüz yeni bir albüm aşamam var. Yaşar abi zaten hani o bir efsane artık. Hani öyle söyleyeceğim ben. Daha yaşları 25 olanlar şimdi türkülerin sultanı, kralı falan oluyor. Ben acayip çıldırıyorum bunlara zaten duyunca. Evet. Onlar da biraz hadlerini bilsinler diyorum ama şu olmalı. Oraya gelen insanlara küçük bir plaketle onurlandırılmalı o insanlar ve gereken saygı duyulmalı. Bir isim geliyor, fotoğraflar, kamera çekimleri, akşam haberleri sanki programı onlar yapmış gibi. Hayır. Onunla sizin aranızda hiçbir fark yok. Aynı şey için oradasınız ve o kadar değeri hak ediyorsunuz. Yani sadece evet bu. Ben en çok buna kızıyorum. Orada benden da isimler bir şey var. Eksilmez. Ama evet.
gereken değer verilmeli. Ben buna çok kızıyorum. Evet. Orada da isimler var. Orada da Türk Halk Müziği değil mi hocam yorumcuları var. Ama etiket Türkiye'de, etiket dediğimiz ünlü isimler geldiği zaman o program. Hocam siz neler söylemek istersiniz? Bu tarz sosyal sorumluluk projelerinde de sizleri görüyoruz. Sahneler alıyorsunuz, konserler düzenleniyor. Şimdi en Yaşar Sarıkaya bu tür projelerde gerçekten güçlü desteksin. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Biz hakikaten bugün Bakırköy Huzur Evi'nde mesela yaşlılara biz her sene piknikler ve onlara eğlenceler yapıyoruz. Hı-hı. Gezmelere götürüyoruz. Artı Kahraman Eroğlu, buradan isim veriyorum. Hı-hı. Şu anda Şişli Belediye Başkan Yardımcısı, benim çok yakın bir dostum. İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürü'ydü. Defalarca ben aradığında ben sazımı alıp koşmuş gitmişimdir. Yaşlılar haftasında, yaşlılar gününde işte huzur evlerinde programlar yapmışımdır. Hı hı. Hiçbir zaman ücret talep etmemişimdir. Ama bugün Sayın Kahraman Eroğlu Şişli Belediyesi'nde çok önemli bir konumda. Hı hı. Kültürel anlamda oraya bakan ve bugün bizi hiçbir programa çağırmamıştır. Yani ben bugüne kadar hiçbir programa gitmemişimdir. İşte ne oluyor? Ne yapmamız gerekiyor bizim? Ben evet, ne yapılması yani ne gerekiyor yani hocam? Gidip de şimdi bazı yere gidiyorsun, diyor ki ya kalk bir türkü söyle. Ya ben niye söyleyeyim? Çağırırlarsa söyle. Ben gideyim şimdi Ahmet ver ben mi söyleyeyim? Böyle bir şey yok. Evet. Biz çağrılan yerden kaçmıyoruz. Çünkü bu gibi anlamlarda, bu gibi organizasyonlarda da maddiyat hiçbir zaman öne koymuyoruz yani. Zaten biz sosyal sorumluluk hiçbirimize ne sunucusuna ne sanatçısına ne orkestrasına hiç kimseye bir bütçe ayrılmamıştır. Tabii bu ki tamamıyla Allah rızası için yapılacak bir organizasyondur. Takdir edersiniz ki hocam engelli kardeşlerimizin evet olanı var olmayanı var. Kesinlikle, tekerlekli sandalye, akülü sandalye, işitme cihazları. Ben bunu dün programımda da söyledim. Hocam bir cihazdır. Devlet o cihazı veriyor o engelli çocuğumuza, engelli kardeşimize. Ama biz en ufak bir su damlası değdiğinde, yağmurda kaldığında mesela, bunun için ayrı ayrı oradan oraya prosedür çok yavaş işliyor bizim maalesef Türkiye'mizde. Bundan dolayı da hocam oradan o engelli çocuk nasıl gitsin? Bu dünyanın gerçeği bu yani. Ve paylaşmaktır değil mi? Tabii ki. Yani onlara destek olmaktır. Bunda da zaten herhangi bir sanatçısı da, birçok sanatçı kesinlikle gelecek hocam. Onlara da zaten ayrılmış bir bütçe yoktur. İşte basın dedi ki Elif'ciğim, basının da bu anlamda biraz daha iki albümü vardır, üç albümü vardır. Etiket değildir ama güçlü bir sestir, güçlü bir yorumcudur. Ya da yoktur. Değil mi? Ya da yoktur. Ama oradadır. Yani o isimleri liste halinde yazmak ya da o fotoğrafları yayınlamak çok zor bir iş olmasa gerek. Değil mi? Bakın ben Hollanda'ya gittiğim program, hı-hı, parayla falan gitmedim ben. Yani. Erzincan Geçit Beldesi'nde yapılmakta olan, şu anda yapımı sürmekte olan Cemevi yararına yapılan, hı-hı, bir konsere sadece masraflarımı alarak gidip geldim ben. Yani, hı-hı, masrafımı alarak gidip geldim. Evet. Ama günümüzde bakıyorum dediği gibi 20 yaşında 25 yaşında her hafta konserdeler Avrupa'da. Nerede gidiyorlar? İşte para kazanıp geliyorlar. Yani biz bedava işlere koşuyoruz ama paralı işlere de hep başkalarını götürüyoruz. Başkanım şimdi bu konuda böyle basın danışmanları da aslında birazcık etkili mi oluyor hocam? Vallahi menajerler yani, etkili mi benim oluyor? Benim basın danışmanım yok, menajerim de yok. Benim sadece telefonum var. Telefon çıktığı günden beri benim menajerim telefonum yani. Ha, menajeriniz yok çalıştığınız yok, ben biri. Hayatımda bir sefer menajerle çalıştım. Hı-hı. İlk yıllarımda. 200 bin lira benim adıma alınıyor, bana 20 bin lira veriliyor. Oh. Ondan sonra ben daha bir daha dedim ama ben hiç olmasın hocam, yani. Hocam tarih tekerrürden ibarettir biliyor musunuz? Şu evet anda da birçok menajerlerden, senin menajerin var mı Elif'ciğim? Hayır. Onun menajeri benim. Evet, sağlam menajer, sağlam asistan. Birçok menajerlerden mesela böyle bir sanatçılardan evet serzenişler duyuyorum ben. Hani bu kadar işte konsere bu kadar bütçe ayrılıyor ya da bir programa bu kadar bütçe ayrılıyor ama sanatçıya farklı şekillerde veriliyor. Hani kesinlikle farklı bir bütçe veriliyor kesinlikle diye. Değil mi? Kesinlikle. Ben çok yakaladım ya, çok yakaladım. Ya diyor ki abi işte filanın düğünü var, gel diyor şu kadar para diyor. Tamam diyorum, gidiyorum, ben bunda bir bit yeniğinin olduğunu düşünüyorum. Hmm. Ama evet, bilmiyor ki ben kimden konuşuyorum. Benim lakabım doktordur yani. Herkes bana doktor der. Aa, evet. Yani aa, ben, ilk defa duyuyorum. Ama ben hayatın doktoruyum yani, yaşamın doktoruyum. Ha doktor. Tabii ki. Şimdi ben bir hafta sonra bunu bir öğreniyorum ki bana verdiği paranın en az yarısı kadar da gitmiş. Hmm.
O ne oluyor? Ondan sonra ben selam bile vermiyorum. Telefonumdan telefonunu siliyorum. Hayat doktoru. Şimdi biz de üniversitedeyken, hocam boğazınız gıcık tutuysa çok, getirtebilirim. Çayınızı yudumlayınız. Elifciğim biz böyle üniversitedeyken şey derdi babam. İşte siz üniversitede fakültede kitaplarını okuyorsunuz da biz de hayatın kitaplarını okuduk. Hayatın kitabını okuyabilmek de aslında ayrı bir meziyet değil mi hocam? Siz o yüzden doktorluğa kaplanın hayatın şimdi kitabı. Biraz önce bir şeyler konuştuk ya. Hı-hı. Siz dediniz işte biraz güldürün falan şu bu. Ben geçen yıl Erzincan'da... Çünkü o kadar güzel esprileriniz var ki ben bunun bir tanesini bari hocam izleyenlerimizle paylaşalım. Paylaşırız tabii ki. Erzincan'daydım. Bizim üniversitedeki hocalar hep benim oraya geliyor. Ben şehir lokalini çalıştırıyordum. Naci Hoca var. İzliyorsa Naci Hoca'ya sevgiler gönderiyorum ben. Naci Bütün. Dedi ki ya Yaşar abi hele gel biraz anlat ya. Bir dinleyelim bakalım. İşte bir hayat anlat. Ben de biraz tabii kalabalık 25-30 kişi var anlattım. Bunların hepsi üniversite hocaları yani. Evet. Ya abi vallahi diyor bizim senden öğreneceğimiz çok şeyler var. Değil mi? Tabii ki. Değil yani. Böyle bir türkünün bir hikayesi ya da bir böyle bir esprileriniz ne? Bir tane alsak hocam. Şimdi türkümün hikayesi değil de yaşadığım bir olayı anlatayım. Ben sahneden mi anlatayım? Sahneden olur. Evet sahneyi çok gülmüştük. Sahneden olur. Şimdi sahneden Avusturya'dan bir sahne hayatımı anlatayım. Hı-hı. Sahneye çıkacağım, çok kalabalık ama yani. Salon dolu, cumartesi günü. Adamın bir tanesi götürmüş, 200 şilin vermiş sahneye. Demiş ki, Viyana'dan dönmem anam diye bir türkü, bunu istemiş. Şimdi sazı çalan Bedri kardeşim de 200 lirayı görünce, biliyor ben bilmesem de bana söyletecek, kafadan attıracak. Yani 200 şilin. Neyse ben tabii gelince o ara mikrofon falan, düştük yere biz yani. Biraz kafa şey tabii, düştük, toparladılar bizi, kaldırdılar. İkide bir oradan bağırıyor, Viyana'dan dönmem anam. Ya kardeşim bilmiyorum diyorum, o gene Viyana'dan dönmem anam diyor. Bedri de arkadan sazı dürtüyor bana. Dayı diyor, söyle diyor, yoksa parayı geri alacağım. Ne parası diyor, oysa vermiş 200 lira diyor. Şimdi tabii çok şey yapınca, dedi ki dayı sanki yapmıyor musun, kafadan at bir şey. Dedim o zaman Bedri bir dolan, uzun hava gibi bir şey dolan. Bir uşak dolan sen dedim. Bu da dolandı, ben hemen girdim tabii. Aman aman Viyana'ya geldim dönemiyorum aman yavrular gurbette. Çok güzel tutturdum. Çocuk bir koşarak geldi sahneye. Kes dedi bunu çabuk bizim paramızı geri. Kardeşim ne paramızı verin geri dedi. Bedri de dürtüyor. Dayı devam et diyor paraya gidiyor. Dedim ya verin şunun parasını da aman gereği yok dedim ya. Ben sana bilmiyorum dedim. Var mı hocam böyle sahne aldığınız yerde mesela atıyorum işte ya da bir konsere gittiniz ya da işte orada sizi çıkarttılar. Hani evet. Onur sanatçı konuk olarak sizi çıkarttılar. İşte oradan birisi de şunu söyler misin? Ne yapıyorsunuz hocam? Yok benim repertuarımda yok mu diyorsunuz? Yok ben söylüyorum. Bende yok diye bir şey yok yani. Olmasa da şimdi bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bunun birinci bardağı biraz pahalı ondan sonrası ucuz biliyor musun? Adam istiyor ama ben buna çok şahitim. Çok önemli bir konuya değindim. Adam türkü istiyor ama türkünün sadece Ela Gözlüm ben bu elden gidersem gerisini bilmiyor. Hmm. Vurucu kelimesini biliyor. Onun için orada ne söylesen o dinliyor. Bir de alkışlıyor. Şarkıyı bilmek lazım o zaman. Ya, ama melodiyi biliyorsan gerisini ama bu benim işim yani. Ben yapıyorum yani. Ben yapıyorum. Hocam onu. Bir kirvem alalım mı sizden Mahsun Şerif'ten? İstekti zaten. Sevgi Hanım'a gitsin Tokat'tan göndermişti. Tokat'a unutmayalım. Tokat'a selamlar, sevgiler olsun. Kirvem geliyor evet. Mahsuni Şerif'ten. Mikrofonu da açarlarsa. Evet. Sensiz yazın tarım olur ama selamın niye kesildi aman 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 bir selamın adım olur ama kirvem aman neden çabuk geçti zaman aman aman bir selamın adım olur ama
Kirvem aman, neden çabuk geçti zaman, aman aman. Can içinde, can içinde ama, can erir zaman içinde ama, olmaz olsun böyle hayat, aman 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 aman. Hüseyin'im ben içinde aman, kirvem aman, neden çabuk geçti zaman, aman aman. Hüseyin'im ben içinde aman, girmem aman, neden çabuk geçti zaman, aman aman. Varsam gitsem Erzincan'a aman, Hüseyin'im gelmiş olamam. Der Mahsuni bu yerden de aman 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 aman. Böyle yiğit ölmüş olamam, kirmem aman, neden çabuk geçti zaman. Böyle iyi dönmüş babam, girmem aman, neden çabuk geçti zaman, aman. Hocam ne kadar güzel söyledin. Ben de bu arada izleyenlerimle paylaşmak isterim. Babamın çok sevdiği bir türküdür bu, Mahsuni Şerif'ten Kirven. Bir taraftan da telefonu açtım, arıyorum sürekli canlı yayını da dinlettireyim diye. Babamın hakikaten sevgiler saygılar gönderelim. Çok aslında şanslı bir evladım. Şanslı bir evladız ki Türk halk müziğiyle böyle Neşet Ertaşlar, Mahsuni Şerifler, daha ismini sayamadım birçok ozanlarla, birçok böyle türkülerle büyüdüğüm için şanslı bir evladım ki şu anda dinlediğim zaman hakikaten şöyle yürekten hissedebiliyorum. Aa, nasıl söylüyormuş falan, böyle sözde değil de böyle bir özde yürekten hissedebiliyorum. Ben seni kutluyorum. Yani bu yaşta gerçekten türkülere bu kadar gönülden bağlı olman. Babam hocam. Türküler adına, işte babana özellikle de babam, teşekkür ediyorum. Babam kökümüz işte babam. Babacığım seni çok seviyorum. Hakikaten hocam ne kadar aile, güzel. Aileler yaşamın üniversitesi bence. Değil mi? Tabii çocuk ilk gözünü açtığında ailesini görüyor. Evet. Oradan ne görürse o şekilde gider. Değil mi? Tabii kesinlikle. Ha, sonradan bir bozukluk varsa da o çocuğun kendisindedir yani. Değil mi? Kesinlikle. Biz de bozulmadık herhalde hocam, değil mi? Böyle ninnin diye dinleye dinleye türküleri, değil mi? Biz de ne derler, aslımızı götürüyoruz herhalde. Kökenimizde olan şeyleri götürüyoruz herhalde. Elif'ciğim senden istek türküler vardı. Bir tane şöyle güzel bir türkü alalım mı senden? Gününüz, bu arada siz onu ayarlarken. Gününüz aydın olsun Yeliz Hanım, konuklarınıza saygılar, selamlar. Oy oy Erzincanlım türküsünü rica etsem Yaşar abiden. Selam Erzurum'un güzeli Ela Gözlüm demiş. Oy oy Erzincanlım istemiş sizden hocam. Ama adını yazmamış. Ben bu elden gidersem, Seher Hanım yazmış. Seher Hanım göndermiş. Oy oy Erzincan. Oy oy Erzincanlım türküsü. Seher Hanım'a biz sevgiler gönderelim. Oy oy Erzincanlı'yı ben kim okuyor duymadım bilmiyorum. Ya. Duymadım yok ben. Oy oy Erzincan. O zaman ne alalım? Yeni bir eser. İzzet abinin okulu. O zaman evet. O zaman seninle veda edelim. Olur mu Elif'ciğim? Hangisini okuyacaksın? Efendi gönlüm olabilir. Efendi gönlüm. Son türkü mü bu? Son türkümüz evet. Tamam o zaman. Rejinal arkadaşlar efendi uyarıyorlar. Programımızın sonuna geldik. Efendim, efendim, benim efendim olur değil mi? Evet. Aslı tabii hocam ki. Siz de seslendirebilirsiniz. Birlikte evet. Bir... Yok tamam okusun olur mu? Fark etmez. Zaten tamam. Benim seste bir tıkanma oldu galiba. Değil mi? Böyle bir gıcık oldu. Yani, evet, yani. Evet. Çok teşekkür ediyorum Elif'ciğim. Ayağına, ben yüreğine sağlık. Bebeğin hayırlı uğurlu olsun. Albümün hayırlı uğurlu olsun. Yaşar hocam, Yaşar Sarıkaya. Bugün benimle birlikte olduğun için, kahvaltı masamda, sabahın bu saatinde yer aldığın için... Sesine, yüreğine, yorumuna, sazına, ellerine, parmaklarına sağlık. Teşekkür ediyorum sevgili Yeliz, sen de bu sıcak evinde bize bir köşede yer ayırdığın için sonsuz. Evet, ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sofrasında sevgili Gökhan kardeşim.
Evet, Gökhan Et ve Tavuk şarküterisi. Evet. Teşekkürlerimizi gönderelim. Sevgiler. Tüm bizi izleyen herkese en içten saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Artık bugün böyle oldu. Bizi böyle kabul ettikleri için de herkese İnşallah. Sevgiler, saygı. İlerleyen zamanlarda canlı İnşallah. Canlı orkestrayla tekrardan daha, sazınızla birlikte hocam sizi istiyorum. İnşallah, inşallah. Sevgili izleyenler, bugünlük bizlerden bu kadar. Dolu dolu iki saat geçirdik. Canlı canlı bir iki saat geçirdik. Canlı performansla, canlı saz eşliğinde, bağlama eşliğinde üstadlarımızla birlikte. Bizler yarın aynı saatimizde yani 10'da Ekin TV ekranlarında olacağız. Sürpriz konu ve konuklarımızla. Sizler de bizleri yalnız bırakmayın. Yarına kadar esen kalın, sağlıcakla kalın efendim. Sizleri seviyorum. Aman aman, bu nasıl bir iş bendeki aman aman. Göz dumanlı başım kar aman aman. Bahar değil kış bendeki aman aman. Göz dumanlı başım kar aman aman. Bahar değil kış bendeki aman aman. Estetikten modaya, güzellikten sağlığa.